Şimdi Mustafa Kartoğlu'nun bir önceki konu başlığında anlatırken hani yani kıyas kabul edilmez diye açtığı bahis var ya, burada da öyle bir şey. Yani dünyanın çivisi çıktı cümlesini kurmak lazım. Ya da şöyle diyelim, Amerikan çağının, Amerikan yüzyılının, ne diyorsun? Pan Amerikan mı diyorsun hocam? Pax Americana. Pax Americana. Yani neyse işte. Çağının çivisinin çıktığının göstergesi bu. Şimdi öyle ya da böyle bir dünya egemenlerinin kurduğu bir düzen vardı. Bu düzen hani bu Soğuk Savaş'la beraber inşa edilmiş bir şey. 1945 sonrası. O bir şekilde devam ederken şimdi dünyanın bir tarafı çöktü. Daha doğrusu dağıldı aslında. O kutubun birisi dağıldı. Ve o zaman şimdi NATO'ya da getireceğim ben meseleyi. Amerika ve müttefiklerinin yeni bir düşman icat etmesi gerekiyordu. Çünkü ötekiyle var olan bir şey o mutlaka bir karşıtı olması gerekiyor varlığını sürdürebilmesi için. Biz bunu biraz da geç anladık herhalde. Önce fundamentalizm, radikalizm diye başlayan süreç işte El-Kaide terör örgütü diye şekillenmeye başladı. Sonra kafasında bir sarık uzun sakallar olan, dişleri kirli, elinde bir tane Kaleşnikov ya da yanında bir Kaleşnikov olan şalvarlı tipleri kodlayıp fundamentalist, radikal, terörist. Sonra Müslüman eşittir terörist. Kodladılar bak, bunu kodladılar. Çok bilinçli şekilde. Bunun iz düşümü, bakın hani yıllar önceydi. Hazreti Peygamber'e hakaret maksadıyla Hollanda'da çizilen karikatürlerde de evet. aynı tipleme üzerinden Hazreti Peygamber karikatürize edildi. Aynı tipleme üzerine. Yani böyle şey sarık, kirli sakallar, kirli dişler, uzun sakallar, şalvar falan filan ve elinde silahla resmedilen, daha doğrusu çizilen Hazreti Peygamber karikatürlerini gördük biz. Bu Charlie Hebdo'yu falan filan da hatırlamak var. Şimdi bunlar, bu kodlamalar neye geldi? Buraya geleceğiz. Evet. Bu katil Fransa'da da aynı konuşmayı yaptı. Amerikan Senatosu'nda da aynı konuşmayı yaptı. Diyor ki Netanyahu, biz kazanırsak siz kazanacaksınız. Evet. Biz barbarlarla savaşıyoruz. Dolayısıyla biz bir şey temsil ediyoruz. Şimdi buna tabii de teolojiyi falan da katınca hani inandıkları dinin kıyamet senaryosu filan. Filan tabii katınca o zaman iş tam da işte bu hani utanç görüntüleri diyorsun ama onlar açısından bu alkışlarla beraber bir zafer çığlığına dönüşüyor. Şimdi biz aynı zamanda işte o bebekleri, o çocukları, o kadınları gösteriyoruz. O bozulmuş dini metinlerinde bile işte kendilerinin dışındakilerin canlarını, mallarını, ırzlarını kendilerine helal, mübah kılan bir şeyi anlatıyorlar. Yani bu bozulmuş bir şey. Yahudilik böyle bir şey miydi diye sorduğumuzda hayır öyle bir şey değildi diyoruz. Çünkü Netanyahu burada bu konuşmayı yaparken aynı zamanda buranın caddelerinde protestolar mı? protesto ediyordu. Yahudilerin bir kısmı da. Evet. Şimdi toparlayacağım, çok uzatmayacağım. Huntington, ha bu arada biz geçtiğimiz hafta Washington'daydık. NATO zirvesi oraya da bağlayacağım. Bu hafta sonunda da ben bir günle Viyana'ya gittim. Orada da birkaç görüşme de yaptım. Viyana'dakilerin söylediğini söyleyeyim, görüştüğüm insanların ve oradan da NATO'ya da geçeceğim. Dediler ki medeniyetler çatışması tezi artık gerçekleşiyor. Viyana'daki yaptığım görüşmelerden söyleyeyim. Türkler mi? Yok, sadece Türkler değil. Türkler de var. Başka.
Şimdi bakın, ayağa kalkıyorlar ve alkışlıyorlar. İşte barbarlarla biz savaşıyoruz, sizin için savaşıyoruz diyor Netanyahu. Amerikan senatosundaki o kerli ferli adamlar, kadınlar çılgınlarca alkışlıyor. Ya bu işte medeniyetler çatışmasının ayak sesleri. Yani Huntington'ın o yıllar önce söylediği mesele o. Şimdi buna delil olarak ne geliyor aklımıza? Bir hat oluşturuyorlar. Kuzeyden işte Ukrayna savaşı. Ukrayna'yı kurban veriyorlar. Ukraynalılar kurban veriyorlar. Rusya katil ama Ukrayna'yı kurban verirken Rusya'yı geriletmek maksadıyla, işte efendim otokrat bir diktatörü geriletmek maksadıyla diyorlar. Burada savaşa devam edelim. NATO'ya da atıyorum. Geliyor bir ara DEDAŞ'ta bakıyorsun, bir sürü şey olmuşlar. Ki Türk diplomasisi burada hem Sayın Cumhurbaşkanı, hem bir önceki Dışişleri Bakanı, hem şu anki Dışişleri Bakanı'nı da anarak söylemek istiyorum. Türk hariciyesinde olan çabasıyla beraber ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o lider diplomasisiyle bir noktaya getirdiği ve krizi başka yöne kaydırdığını söylüyorum. Kuzey Afrika'nın yaşadığı hat ve belki Sahra altına kadar işte ineceğimiz Kızıldeniz'de kapsayan bir hatta dünyayı ayırmışlar. Otokratlar, demokratlar. Şimdi Orban diye bir adam var. Macaristan Başbakanı. Orban bunlara ters bir adam ve dedi ki, hatırlayalım lütfen ya. Ya Kasım'a kadar hayatta kalacak mıyız? Yani dünyayı öyle bir şey bekliyor ki, Kasım'a kadar hayatta kalacak mıyız? Hemen yanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić dedi ki, ya birkaç ay içerisinde büyük bir şey olacak. Bu bizi de etkileyecek. Ha, dünya savaş demiyorum ama bu böyle bir şey. Hakan Fidan ne dedi? Hakan Fidan Dışişleri Bakanımız dedi ki, ya hani bu üçüncü dünya savaşı tehlikesi var. Buna hazırlıklı olmak lazım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı buradaki tavrını da söylemek istiyorum. Biz barış yelkenlerin ellerini doldurmamız lazım. Yani barışı sürekli öne çıkartmamız lazım. Bir çıkış var. Şimdi toparlıyorum. Medeniyetler çatışmasıdır bu. Çünkü kodlarken öyle kodluyor. Netanyahu aynı zamanda bir kolonyalist devletin başbakanı. Yani İngilizlerin peydahladığı, Amerikalıların sahiplendiği gayrimeşru çocuğun sizin haklarınızı koruyorum dediği, sizin için savaşıyorum dediği ve savaştıklarını da barbar olarak kodladığı bir savaş yaşıyor. Kirli bir savaş yaşıyor şu anda Gazze'de. Savaş edememek lazım. Soykırım bir şey. Şimdi NATO zirvesinde bir bildiri çıktı. Gazze'den bir cümle dahi geçmiyor. Türkiye'nin bastırmasıyla beraber hani terörle mücadele diye bir şey geçiyor ama mesela PKK, PYD falan filan, onunla mücadele bir şey yok. Bir şey var ama çok ilginç. Diyor ki Balkanların diyor istikrarı önemli, destekleyeceğiz. Ya ne diyor biliyor musun? Sıra Balkanlar'da. Ukrayna'ya 43, 53 milyar dolar mıydı? 43 milyar dolar para vereceğiz. Evet. Onu kayıtlara geçiriyor, yardım edeceğiz. F-16'lara vereceğiz. Hibe olarak F-16'lara vereceğiz. Ukrayna bu işi becerecek, başaracak. Yani savaşsın ve ölsünler. Rusya da yıpranmış olsun. Ama diyor Balkanların da diyor istikrarına önem veriyoruz. Onları destekleyeceğiz. Savaş diyor, savaş. Şimdi sırayı Balkanlara taşıyacak. Şimdi böyle bir NATO zirvesinden sonra gidiyor Netanyahu Senato'da konuşuyor. Tam da Amerikan seçimleri öncesinde. Diyor ki biz sizin için savaşıyoruz. Kimlerle? Barbarlarla. Siz bakmayın o çoluk çocuk falan. Biz bir tane bile diyor sivil öldürmedik. Bunu da söyledi ya. Biz dedi bir tane sivil utanmadan evet. Sivil öldürmedik dedi. Şimdi hani ya kıyas kabul etmez diye tartıştık ya ilk bölümde bu şey. Burada da kıyas kabul eder bir şey yok. Yani çocukların ölüleri var. Çocuklar paramparça, kadınlar paramparça, insanlar, siviller paramparça. İnsan içine çıkamaması gereken. Gereken birisi çıkıyor diyor ki biz sizin için savaşıyoruz. Barbarlarla bunlar barbar ve biz bir tane bile sivil öldürmedik diyor. Çılgınlar gibi alkışlıyorlar. Şimdi çılgınlar gibi alkışlarlarken oradan ben şöyle bağırmalarını da beklerdim. Tanrı'yı biraz daha zorlasak İsa, Yesus yeryüzüne tekrar inecek. Ne mutlu bize falan diye
çığlık atmalarını da bekledim yani açıkçası. Çünkü onların çoğu evangelist, çoğu gerçekten Hristiyan ve Yahudilerin en azgınları ve dünyayı ışık hızıyla çok büyük bir savaşın eşiğine getirdiler ve bu savaşı bekliyorlar. Çünkü buna inanıyorlar. Eğer bu savaş olursa Tanrı'nın yeryüzüne geri döneceğini, Hazreti İsa Efendimiz'i Tanrı olarak kodladıklarını söylüyorum ve kıyamet savaşıyla beraber zafer ulaşacaklarına inanan bir güruhun Amerika'da Senato'da böyle çılgınlar gibi bir katili alkışladığına şahit olduk. Bunu da gördü dünya gözüyle gözlerimiz. Onu da söylemek istiyorum. Daha çok tartışma ve burada susayım biraz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.